Bir gün babam dedi ki, size pantolon getireyim mi? Biz hiç kardeş köyün dışına çıktık. Elimizi böyle çenemize dayadık, hayal kuruyoruz. Kardeşim şöyle yaptı. Senin pantolonun ne renk olur? Dedim siyah. Keşke benimki mavi olsa dedi. Niye dedim? Siz çiçekli donlu okula gidiyorsunuz ya dedi. Ben pantolonla gideceğim diye hava attı. Neyse minibüs göründü. Bir toz kalkıyor. Bizim yani ümidimiz o. Etleri açıyor babam. Bana bir kara pantolon. Kara önlük, beyaz yakalık o zaman. Bilek, siyah lastik ayakkabı. Kardeşime de aynı. O hevesle bekleyen, bize hava atacak olan 6 yaşındaki Rafet paketleri karıştırdı, açtı, baktı. Yok. Babama döndü, umutla böyle yaptı. Hani bana? Babam dedi, oğlum bir daha gidişte alacağım sana. Ama ben de bekliyordum dedi. Kardeşim ağlaya ağlaya çıktı. Babamın gözlerinden yaş süzüldü. Akşam sofrada hiçbirimiz konuşamıyoruz. Sadece kardeşimin sesi geliyor. İşli işli ağlayan çocuk sesi. Ben sabah okula gittim. Geldiğimde kardeşim böyle yaptı. Ay ne güzel yakışmış. Bir kere giyebilir miyim? Olmaz lan dedim, toz edersin. İkinci gün yalvardı, vermedim. Üçüncü gün de vermedi. Dördüncü gün bana böyle yaptı. Ya sana çok güzel yakışıyor. Ayağında da çok güzel duruyor. Belki bana da yakışır, uzun gelir dedim. Ucunu kıvırırım dedi. Toz edersin dedim. Kilimin üstünde giyeceğim dedim. Yarın cuma okuldan geleceğim. 5 dakika giy, toz etme dedim. Okuldan çıktım. Ben ne bileyim. Baktım köylüler de bize doğru gidiyorlar. Bizim eve. Avluya bir girdim. Bütün köylüler bizim avluda. Anam kendini yerlere atıyor. Rafet'i verin bana. Yavrumu verin. Yaralı kızımı verin. Yaşlı bir amca yeni aldığı traktörle bizim kapının önünden geçerken kardeşimi görmüyor. Kardeşim traktörün altında kaldı ve öldü o gün. Ben kardeşime pantolon giydireceğim gün kardeşim öldü. Cenaze yıkandı. Babam böyle kefene koyarlarken ilk defa ben alacağım dedi. Kardeşimi aldı. Feryadını hiç unutmuyorum. Rafet, ben senin mezara değil, pazara götürüp pantolon alacaktım oğlum dedi. Kalk seninle pazara gidelim dedi. Ve ağlaya ağlaya gitti.